Podcast'ına hoş geldiniz. Ve yeni sezon başlıyor. 100. bölüm başlıyor. Herkese selamlar. Kral hoş geldin demiş. Hoş geldiniz. Herkese selamlar. Selamlar Koray. Selamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. Evet, gerçekten özlemişiz. Ve kahve masasında... Bir sıkıntı var gibi. Ben seni duyamıyorum çünkü. Şu an benim sesim ulaşıyor mu herkese? Arkadaşlar benim sesim ulaşıyor mu size? Nedim hoş geldin, selamlar. Levent sen beni duyabiliyor musun? Yok şey. Duyabiliyoruz dedi Ufuk. Selamlar. Hı-hı. Tamam şu an iyi gibi. Begüm hoş geldin, selamlar. Tamam başka yankı istersen... falan yoksa sıkıntı yok. Çünkü şey kulaklıktan gelmiyor bana, hoparlörden geliyor şu anda ses. Yani hoparlörle mikrofon yan yana inşallah kötü bir ses gelmiyordur. Problem, yok, sesle problem yok demiş, ses ulaşıyor demişler. Herkese merhaba, kahvaltısına hoş geldiniz. 3. sezondayız, 100. bölümdeyiz. Genciz, mutluyuz, güçlüyüz. Herkese selamlar, harika sesimiz çok güzel ulaşıyor ve muhteşem bir şekilde yayınlara başlıyoruz. Kahvaltısına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her perşembe saat 21'de her zamanki saatimizde buradayız. Teşekkür ediyorum Nedim, selamlar. Eşim de gelmiş Merve, selamlar. Selamlar. Hoş geldiniz tekrardan. Ben İsmail Gökçen. Ben Levent Öncü. Ve 3. sezon efendim başlıyor. Selamlar herkese. Sözü Levent'e bırakacağım. Levent hoş geldin. Nasılsın? İyiyim İsmail. Senle de geçen hafta buluştuk zaten. Tabii ki uzun bir aradan sonra hem yüz yüze buluşmamız da güzeldi. Hem de festival yoğunluğu da keyifli oldu. Şu anda festival yorgunluğunu attık diyebiliriz. Sen nasılsın? Senin nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. Festival yorgunluğu attık. Aslında festivalde evet. Eşim de demiş ki iyi yayınlar özlemiş demiş. Valla biz de özlemişiz. Festival yolunu attık çünkü öyle güzel dostlarla buluştuk ki çok keyifliydi. Çok güzeldi. Hariye Türkiye ile birlikte çok güzel bir etkinlik yaptık. İstanbul Kahve Festivali'nde ondan da birazdan bahsedeceğiz. Arkamda çok güzel bir ürün görüyorum. Birazdan onu da soracağım sana. Yine benim arkamda da Toper ve sağ tarafımda da Lelit var. Yine onlardan da konuşuruz. Herkese selamlar tekrardan. İstersen Levent önce Cuma günü katıldığımız İzmir Kahve Festivali'ne başlayalım. Daha sonrası Cumartesi Pazar birlikte katıldığımız İstanbul Kahve Festivali'nde sen bize anlat. Ben öncelikle şöyle başlayayım hemen. Tamamdır. Cuma günü öğleden sonra ben İzmir Kahve Festivali'ndeydim. Orkun selamlar, hoş geldin. Selamlar Orkun, hoş geldin. İzmir Kahve Festivali'nde özellikle tabii festivale damgasını Şerif hocamız vurdu. Şerif hocanın İzmir'e gelmesi, festivale katılması gerçekten çok büyük bir yankı uyandırdı. Onu söyleyebiliriz. Gerçekten çok da keyifliydi. Ben de Şerif hocayla buluşmak için İzmir Kahve Festivali'ndeydim. Orada güzel bir muhabbet ettik, sohbet ettik. Sana da çok selamları var. Yeni kahveleri deneme şansımız oldu. Onlarla ilgili yorumlarımız da gelecek. Onu da söyleyelim. Yine daha sonrasında İzmir Kahve Festivali'nde yine benim en çok ilgimi çeken firmalardan biri, uzun süredir daha önce de forumda bildiğin gibi paylaşmıştım. Dunla Coffee. Dunla Coffee'yi aradık. Orada Mesut Bey'le görüştük. Orada güzel, keyifli sohbet ettik. Yakında onlarla programlarımız olacak. Onu da söyleyeyim. Daha sonrasında tabii ki Ankara kahvecileri gelmişti. Pepper, A4 ve Coffee Project, onlarla bir araya geldik. Güzel sohbetler ettik. Hı hı. Daha sonrasında oradan Coffee'leme geçtik. Hakan İme ile birlikte yeni Rem Project serisini dedi. Keyifli kahveler içtik, onu da söyleyebilirim. Rem Project'lerle ilgili Sevde ve sanırım öbür de Sofya'ydı. Onları denedik. Gerçekten farklı kahvelerdi. Onu da söyleyebilirim. Onunla ilgili yorumlarımızı da daha sonra hem Instagram'da hem kahveler.net'te forumda bunları yazacağız. İzmir Kahve Festivali gerçekten keyifliydi. Tabii ki İzmir Kahve Festivali deyince akla gelen önemli firmalardan bir de Coffee Mamma. Coffee Mamma'da yine yeni kahvelerini, yeni espressolarını deneme şansımız oldu. Ve daha sonrasında Baristokrat. Tabii Baristokrat'ta da Baristokrat deyince de Rıdvan geliyor, Nurettin abi geliyor, Erkan geliyor, Özkan geliyor. Onlarla buluşma şansımız oldu. Keyifliydi, güzeldi. Ben sadece bir gün katılabildim. Çünkü cumartesi günü, yani cuma akşamı uçup İstanbul'a gittim ve Levent beni havalimanından aldı, çay içmeye götürdü. Instagram'dan takip edenler gördü ve şimdi biraz İstanbul'u Levent'e bırakıyorum. Levent, yani İstanbul nasıl başladı? Şimdi baştan başlarsak ben gece İsmail'i aldım, sonra işkembeciye götürdüm. İlk önce bir karnı doyurduk. Damak kalibrasyonuna başladık. Ertesi sabahta çok erken çıktık yola. Şimdi küçük çiftlik parkta olunca ev Tuzla'dan oraya biraz uzun sürdü. Ardından da sabah İsmail dedi ki damak kalibrasyonuna devam etmemiz lazım. Hemen gitti Taksim civarında bir börekçi buldu. İlk önce küt böreği, ardından kültür sanat merkezi, ardından Karaköy poğaçası, su böreği derken
Biz damağı kalibre edip ardından festivale geçtik. Festivalde de kahveleri içmeye başladık. Haryo standında yer aldık. 2 gün boyunca Haryo Türkiye'nin standında hem kahveler demledik hem de 2 tane çok güzel atölye verdik. İlk atölyemizde saat 4'teydi cumartesi günü. Yani 60'a yakın katılım Kruvasanlar. vardı. Kruvasanlar, bu arada kruvasan şöyle bir şey. Bizim standın önünden herkes geçmek zorunda. Bayağı ortada bir standtı ve sağ olsunlar oradan sabah açlığında kruvasanları getiriyorlardı. Biz de üstlerinden çalıyorduk. Hatta bu ekipten kruvasan kaçırmak zor diye bir paylaşım Ya aynen yapmışlardı. öyle. Yani kruvasan bizim de kırmızı çizgimiz oldu festivalde. Vallahi Gizem Hanım Keyifliydi. da sağ olsun, sırf sizin için festivale geldik. Bu sene İstanbul'da. Çok teşekkür ediyoruz. Beraber kahve de demledik. Eşim de Evet. her zamanki gibi tabii ki Türk böreği kırmızı çizgimizde demiş. Gerçekten öyle. Evet, Ya devam ediyoruz. orada keyifliydi. Sağ olsunlar bizi aç bırakmadılar öyle diyelim. Çünkü o kadar yoğun bir tempo oluyor ki ayaktasınız sürekli. İşte gelen arkadaşlarımız oluyor, gidenler oluyor. Herkesle muhabbet Selamlar. etmeye çalışıyoruz. Çünkü çok hani kısa sürelerde her zaman buluşamıyoruz yüz yüze. O yüzden biz sadece hani bu gelen giden ne olsun sağ olsunlar bizi aç bırakmadılar orada. Bir türlü doyurdular diyelim. Cumartesi günü 60 kişiye yakın katılım vardı. Pazar günü sabah 11'deydi. Çok korktuk hani 3-4 kişiye mi atölye veririz diye. Bayağı da bir korkuttular çünkü çok az katılım varmış sabahları. Yine 40'a yakın kahvesever bizimleydi. Tekrardan destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Genelde soru cevap şeklinde yaptık. İsmail'in de tabii enerjisi çok ayrıydı. Orada hiç kahve demlemeyenlere kahve demlettik. 8-9 kişi sıfırdan İsmail'le beraber kahve demlemeyi öğrendi. O arada da ben de tabii biraz gevezelik yapıyordum, anlatmaya çalışıyordum. Ara ara İsmail beni bölüyordu ama biz de birbirimize alışkın olduğumuz için böyle keyifli, bilmiyorum hani samimi bir şekilde yarı sohbet, yarı eğitim, yarı atölye tadında keyifli anlar yaşadık. Ama İstersen özlemişiz şeyden ya. Özlemişiz. Gerçekten tabii özlemişiz. Birlikte kesinlikle. program yapmayı da çok özlemişiz. Yani herhalde 2,5-3 ay oldu. 2,5-3 aydır birlikte yayın yapmıyoruz. Bir de 2 sene kesintisiz yapıp daha sonrasında hani bir sezon, yani yaz sezonu Tabii. arası verince özlemişiz birbirimizi. Yani tabii her gün konuşuyoruz. Biz her gün programda kahve nasıl yapıyoruz? Yani telefonda kahve nasıl yapıyoruz ama Bu yani arada böyle sizlerle paylaşmak apayrı bir şey. festival yorumlarınız varsa altlara yazabilirsiniz Evet. yorumlarınızı. Artıları, eksileri, hani neler iyi gitti, neler kötü gitti ya da Çok çok herhangi memnun sorunuz oluruz. varsa alt tarafa yazabilirsiniz. Biz de en azından hem organize edenlere iletmeye çalışırız hem de burada sizinle beraber yorumlamaya çalışırız. Onun Harika. dışında Onun festivalde dışında kimlerle ben şeyi tanıştık? söyleyeyim. Ben şeyi söyleyeyim önce. Festivalde tabii ki Hari Türkiye standını dedik. Biz de Hari Türkiye standında birlikte arkadaşlarla kahve demledik. En güzel Evet. yanı da o oldu çünkü şöyle geliyor Levent, hatırlarsın. Ya bana hediye olarak Hario Türkiye'den, işte Hario'dan bir set geldi ama ben bunu nasıl Evet. kullanacağımı bilmiyorum diye geldiler. Hemen orada birlikte kahve yaptık. Gerçekten çok keyifliydi. Onun haricinde atölyeler, Levent'in biraz önce bahsettiği gibi saat 4'te Hario Türkiye ile, önce cumartesi günü saat 4'te Hario Türkiye'de evde kahve yapma yolculuğuyla ilgili ve ekipman seçimleriyle ilgili Levent'in sunumu, benim kahve dinlememe devam eden Levent'in biraz önce aradığım, bahsettiği gibi birbirimizi tamamladığımız güzel bir şey oldu. Pazar günü de yine aynı şekilde saat 11'de çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Bu yüzden bunun aracılığıyla Hari Türkiye'de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifliydi. Bizim de çok eğlendiğimiz, gurur duyduğumuz bir etkinlik oldu. Ve onun haricinde festivalde neler gördük, neler kattı bize onu söyleyeyim. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. İstanbul Kahve Festivali, Levent geçtiğimiz senelerde katılmıştı ve sizlerle buluşmuştu. Ben ilk kez buluşuyorum. İlk yıl önce ben söyleyeyim. Ya şunu söyleyeyim, ben gerçekten inanılmaz bir ilgi vardı. Yani sabah seansı ayrı, akşam seansı ayrı. Çok güzel bir ilgi vardı. O beni çok mutlu etti. Biz hatta Levent'le bir ara, hatırlıyor musun Levent? Ya sanki biraz sakinleşti dediğimiz anda Dolmabahçe'ye kadar kuyruk olduğunu bildik. Maçkayla Evet. Dolmabahçe arası da gerçekten çok uzun mesafe. Yani Koray burada şu anda, biz bir ara yani Koray'la çok az görüştük değil mi? Cumartesi pazar hani standtan neredeyse karşılıklı olmasına rağmen maalesef çok az Koray buluşabildik zaten ama yazmış. Zamanımızı çaldınız atölyede demiş. Evet çaldık biraz. İyi ki de ya evet. çalmışız diyorum. Kusura bakma Koray yani biraz artık da belki çalmak kibirlenmiş istedik. olabiliriz. Kusura bakma Didem Koray. Hanım da yazmış. O da İsmail Bey'le beraber kahve demlemek çok keyifliydi demiş. Ardından da ekipmanları aldık. Eve geçtik demlemeye devam ettik. Çok kısaydı bence demiş. Ne atölye süresi. Ona da sen cevap ver istersen. Teşekkür ederiz. Vallahi çok sağ olun. Ne güzel. Yani en azından yaptığımız şeylerin
değer bulması, sizlerin de beğenmesi bizleri de çok çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Levent, bunu sen cevaplı söyle. Bence çok güzel Guatemala kahveleri vardı. Evet. Ve vardı. Stefani, yani sevgili Stefani ile birlikte orada buluştuk. Guatemala. Tabii. Çok güzel Guatemala kahveleri vardı. Evet. Guatemala. Değil mi? 8 farklı yöresinden kahveler vardı. Demlemişler, standa koymuşlar. Bu yörelerin arasındaki kahvelerin tatlarına nasıl etkiliyor? Bunlardan bahsetmeye çalıştılar. Sağ olsunlar, hani biz de bu tarz şeylerde sosyal sorumluluk altında destek vermeye çalışıyoruz. Guatemala Başkonsolosluğu'yla da bu açıdan güzel bir ilişkimiz var diyebiliriz aslında. Peki, sağ olsunlar, evet, beraber paylaşımlar yapıyoruz. Bölüyorum. Kahve masası Guatemala özel yayını gelir mi? Valla keşke gelse diyeceğim de, yani bu neden olmasın da denebilir yani, çünkü ya belli olmaz bu işler İsmail, öyle diyelim. Ama sağ olsunlar, şu ana kadar ilişkilerimiz güzel gidiyor. En azından Guatemala kahveleri hakkında hem biz bilgileniyoruz hem de onlara destek olmaya çalışıyoruz gönüllü bir şekilde. Bu arada başka sorular da, yorumlar en da var altta İsmail. En beğendiğin hangisiydi Guatemala kahvelerinden? Hangisiydi? Benimki sanırım Marcos muydu ismi? San Marcos güzeldi galiba. Benimki Huya Huya'ydı. Bir de Rainforest'ta. Evet, Rainforest'la Huya Huya çok güzeldi. Evet, güzel kahveler. Ya 8 farklı yörenin kahvesini aynı anda demlemek tabii ki de farklı. Türkiye'de çünkü çoğu satılmıyor. Tabii ya, çok farklı bir tecrübe oldu. Yine Utku yazmış, bir ara festival alanında yürümek bile zorlaştı diyor. Bu sene iyi, geçen sene daha kötüydü. Bu sene katılımı limitlemişler. Bilet sayısını limitlemişlerdi. Geçen sene adım atılmıyordu. Bu sene nispeten biraz daha iyiydi. Guatemala kahvelerini alamadık ama satış yoktu diyorlar. Evet, satış yoktu. Yani orada tanıtım amaçlı olduğu için, böyle hani onlar da ülke tanıtımı yaptığı için konsolosluk adına herhangi bir satış yetkileri de yoktu. Herhangi bir kahve de yoktu ellerinde. Sadece demledikleri yani vardı. Yani aslında arkadaşlar. 8 evet. Bölge. Yani Türkiye'de şu anda tüketen, Levent beni yanlışsam düzelt, 2 ya da 3 bölgenin kahveleri genel olarak. Tabii fazla yok. Burada Starbucks'ın alıştığınız Antigua bölgesi, yine Huya Huya bölgesi var. Ama Guatemala'da 8 farklı bölge var. Evet. Ve o bölgede yetişen kahveler var. Gerçekten bambaşka, yani şeyde, tadım notları da bambaşkaydı. Bunu da söyleyebiliriz. Onun haricinde gerçekten güzeldi ve tabii orada Everyday Roast ile buluştuk hemen yanlarında. Yine bir öbür tarafta Endonezya'dan bir arkadaşımız var bildiğin gibi. Evet. Onlardan hatta ben değişik şekilde kaldım. Onlarla derinlemesini yaptık. Orada derinlemeler de yaptık. Benim en çok dikkatimi çeken, hatta festivalde en çok önerdiğim tadım notlarıyla birlikte kambuça vardı. Kambuça. Evet, kambuçalar arada, güzeldi. Evet, Levent'in bu arada videosu var bununla ilgili. Hani festivalin böyle güzel bir panoramasını yaptı bize için. Eline emeğine sağlık. Oradan Kahve Masası YouTube kanalından da bunu izleyebilirsiniz. Kambuça şardanın işte bu lavantılı, ondan sonra pancarda fermente edilmiş tatlar falan. Böyle gerçekten anaerobik kahvelerde tadabileceğimiz, alabileceğimiz tadım notları vardı. Ben de özellikle gelen arkadaşın hepsine bunu tavsiye ettiğimi söyleyebilirim. Tabii ki yine o bölgede ben devam ediyorum. Levent de arada girer. Spa da vardı. Spa'da da bu arada Radyo Türkiye standında çok fazla kahve denemedik. Gelen arkadaşlarımız orada kahveyle deneme şansı buldu. Çok da büyükliydi. Onlar için neler demledik Levent? Neler demledik? İlk gün Coffee Department'ın kahvelerini demledik. Don Joaquin ve El Gobiado'ydu sanırım. Gobiado'nun zaten sonlarına gelmiştik. Geçen sene de festivalin sonlarına ben denk gelmiştim. Bunda da aynı. Yani bitişi beraber yaptık Metin'le geçen sene. Bu sene de öyle gibi oldu. Yine Spada'nın kahveleri demledik. Duancho ve Boreta. Ya bu kahveyi hani Spada üzerinde söylemiyorum ama herhangi bir kavurucudan Boreta ve Duancho'yu ben öneriyorum. Çok keyifli ve çok aromatik kahveler, güzel kahveler. Yine Lot Coffee'nin kahvelerinden de demledik. Yani onun haricinde de ben evet, sizden denedik. Gordion'dan denedik. Denedik. Ve bence gerçekten hepsi de güzel. Keyifli kahveler, çok güzel kahveler. Güzel onun dışında yine Lot Coffee'den de demledik. Lot Coffee'nin de Ruanda'sı çok güzeldi. Yine bir Etiyopya kahveleri, Gatta mıydı bilmiyorum. Hatta sanırım Gatta'ydı. O da çok keyifliydi. Aa, evet, Gatta'ydı. Aynen. İkisi çok, de çok güzel kahvelerdi. Yani orada olabildiğince hani alabildiğimiz, ulaşabildiğimiz kahveleri demlemeye çalıştık. 6-7 tane de kahveyi demledik. Çok güzeldi. Yine forumdan bir arkadaşımızın Güney Afrika'dan getirdiği bir kahve vardı. Onu da orada demledik. Çünkü ben şey demiştim. Elinizde kahve varsa kapıp gelin demiştim. yine keyifli oldu. Can da yazmış. Forumda Boreta çok güzeldi demiş. Forumda da yine kahveler nette yazanlar var.
Gayet keyifli kahveler demledik. Aynen, Onun o dışında Kıyamet neler yaptık vardı. Güney İstanbul? Afrika'dan gelen bir blend vardı. Onu demledik. Evet, beraber demledik. Hatta iki demleme yaptık. Demet hatırlarsın. Önce böyle Evet. farklı erikli suyla yaptık. Sonra ben Walker standında sabah biz tabii erken, çok erken gittiğimiz için kahve yapacakken Walker'da sağ olsun arkadaşlar kahve dememişti. Onlardan hemen böyle kahve aldık. Ondan sonra kahve içerken bayağı sohbet ettik. Burada espresso yaptığını orada kavurucusu arkadaşımızla tanıştık. Beraber bayağı sohbet ettik. O sırada ben Kuzeyden'i görmüştüm. Orada hemen Kuzeyden'i alıp geldim. Gerçekten Kuzeyden de o asitlerin, bu Güney Afrika kahvesi biraz asitlerin yükselmesi açısından keyifliydi. Bu arada yayınımıza dostlarımız gelmeye devam ediyor. Hoş geldiniz tekrardan. Kahve Masası 3. sezon 100. bölümündeyiz. Bugün konuğumuz yok. Biz festivalleri konuşuyoruz. Levent'le birlikte. Levent, başka neler söylemek istersin? Yine Espresso Perfetto vardı tam karşımızda. Yine Tabii karşımızda Espresso Perfetto Grizzly vardı. Tabii şimdi Cihan Yüce'den bahsetmezsek olmaz. Escobarista, kesinlikle. Maiko, Sonat ve Cihan. Ya Cihan da sağ olsun. Cihan Yum hesabından takip ediyor olabilirsiniz. Hem YouTube kanalı hem de Instagram. Hem de güzel bir Twitch.tv. bloğu var. Aynen. Spontane orada videolar çekti. Ben sabote etmeye çalıştım bazılarını ama o kadar profesyonel ki adam. Yani zaten eski fotoğrafçı, ya hala fotoğrafçı tabii de bu işleri çok iyi yapıyor. Hiç etkilenmiyor. Çok güzel İsmail'in bir demleme videosunu çekti. YouTube Sağ kanalında olsun. var. Eline Foruma da emeğine sağlık. attık. Benim de çekti ama yayınlayacak mı bilmiyorum. Çünkü ben çok sabote etmeye çalıştım. Biraz da geyik yaptım belki namaz. Onun dışında keyifli bir sohbet yaptık. Onları da çekti. Cihan'a buradan çok teşekkür ediyorum. Orada bize çok destek verdi. Böyle keyifli bir buluşma oldu. Standta da durdu. Yine Sonat vardı Escobarista'dan. Onunla beraber de bayağı muhabbet ettik. Bazı arkadaşları yönlendirdik. Fikopiros'a baktılar. Coffee Project vardı. Onun da kahveleri başarılıydı. Meat Lab vardı. Yine benzer şekilde. Bunun dışında ne vardı? Yine Spada vardı. Fidat vardı. Şibo'da Çibo vardı. Kaan abi Kaan abi. her zamanki gibi bize destek oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Melita vardı. Media Market vardı. Philips vardı. De'Longhi vardı. Bunlar da tabii ki biraz daha büyük zincir mağazalar. Yine festival sponsorlarından. Onlar olmazsa festivaller olmuyor. Çünkü diğer firmaların biraz Onur vardı. Onur Reyhan'ı gördük mesela. Onur tabii Reyhan Onur sürekli Reyhan orada vardı. kahve döküyordu. Yani o kadar büyük bir ilgi Bir vardı sıra ki vardı ki dedim festival ya alanını kapadılar bir yerden sonra. yani gerçekten inanılmazdı ya. Gerçekten Onur'a da buradan selamlar. Yine Tim Coffee vardı, Togay Tim vardı, Coffee William vardı. vardı, William vardı. Sait Evet. vardı. Onlarla da keyifliydi. Yine Mocha Master standı vardı. Onun haricinde bir de Tabii tabii ki Etkin Dripper vardı. Espresso laf vardı o yani espresso daha Evet. doğrusu hani şey artizan bar vardı, artizan vardı, Gökalp vardı, onunla buluştuk. Damar Marita Zocco vardı, vardı. Emre vardı, Lamar Zocco vardı. Yani keyifli Özkan Yiğit'i gördük. Evet. Onunla sevindik. Yani çok güzel, keyifli bir festival olduğunu ben Yani buradan firma başarılarımızı tebrik ederim. sayısı ve firma çeşitliliği olarak ana akımdaki birçok kavurucu ve ekipman distribütörü festivalde mevcuttu. O açıdan güzeldi. Yani hani biletler biraz pahalıydı. Evet bize de çok fazla bir yoğurdum geldi. Doğru pahalıydı. Ama bunun yanında çok farklı kahveler deneme fırsatı da bulunduğu için en azından hani böyle zaman efektif kullanılırsa o paraya değecek gibi bir festivaldi diyebilirim İsmail. Kesinlikle öyle. Minyak vardı bu arada. Atilla Narinos'tan Evet. Türk Kahvesi Devrimi'yle biz onunla da beraber bir araya geldik. Atilla'ya da buradan selamlar. Gerçekten keyifli bir festival oldu. Unuttuğumuz arkadaşlar, dostlar Petra varsa da. vardı. Tam karşımızda Petra vardı. Genelde hep en Evet, Petra yakındakiler vardı. unutuluyor. Evet, Evet. Petra vardı. Petra da çok iyiydi. Arju Çok iyi Pires demiş ki kahveleri yayın sonrasını vardı. izlediniz demiş. Arju Pires Bursa kazandı İzmir'den. Onu da mutluluğunu Evet. yaşıyorum. Hani birlikte aynı kulvarda şeyde yarışmadık. Çünkü Niji burada mı? Niji Kevser burada mı? Aa evet Öyle Niji vardı. bir Bak ondan Niji vardı. bahsetmedik. Aynen. Ali Ali Rıza. Rıza ile Kevser vardı sevgili dostlarımız. Ayrı Pires'i hiç hatırlamıyorum. Pires'in ilk turda Ya benim Kevser ve Niji videomda şey attı. var. Buse'nin Buse var. ufak bir kesiti var. Böyle Aeropress'ten aldığı Biraz önce çeki buradaydı tutan. yanlış görmediysen selamlar onda. Gerçekten güzeldi. Ayrı Pires yarışmasında Buse kazandı İzmir'den. Tebrik ediyoruz kendisini. İzmir'e gelmesi de şampiyonun güzel. Bizleri de mutlu etti. Keyifliydi. Vallahi gerçekten hani Ali Rezzan'la da bayağı konuştuk. Orada kahve demledik. Bu da Tabii. Buse de burada. Selamlar. Buradaymış Buse de. Vallahi tebrik ediyoruz. Gerçekten harikaydı. İzmir'deki performansı zaten hakemler tarafından bayağı bir övgüye değerdi. Çok bayağı güzeldi. Tabii ki Kafe Manifesto, yani Koray dedik ama Kafe Manifesto, Güvenç abiler, ondan sonra Koray, Hasan, oradaki diğer arkadaşların hepsine selamlar. Gerçekten güzeldi, Tabii ki. keyifliydi. Şimdi Koray vardı, istersen kalp tabii ki. Koray tabii ki kalp.
Şimdi istersen biraz da işte festivalleri sona erdirdik. Son 1-5 dakikamız kaldı yayınımızı bitirmemize. Bu sene Instagram üzerinden sizlerden gelen talepler o doğrusunu Instagram üzerinden yayınlarımızı devam edeceğiz. Ama daha izlenebilir olması açısından yayınlarımızı biraz daha kısa ve efektif kullanmaya çalışacağız. Keyifli bir şekilde. Ben şimdi Levent'e dönüyorum. Levent. Evet. Sana şunu soracağım. Evet, arkanda bugün hatta post attım. Ghost Story'le paylaşmış. Sonra bana da yazdılar. Bayağı da yazmış. Evet. Ya Ghost Story evet ekipmanları ediyoruz ama kahveleri de çok yine acayip. Ben hatta bugün Sadık'la ve Hasan'la birlikteydik. Onlar da benim kahve arkadaşlarım. Birlikte bizim Instagram'dan beni takip ediyorsunuz. Biz İzmir gurmeleri olarak geziyoruz. Haftada mutlaka iki kere buluşuyoruz. Onlara da söyledim. Gerçekten çok acayip kahveleri var ama şu ekipmandan, arkadaki ekipmandan biraz bahseder misin? Ya Cina God Story'nin demleme ekipmanı, yani ekipmanla hem V60 tarzı hem immersion tarzı hem soğuk demleme hem French press gibi farklı metotları aynı ekipmanla deneyebiliyorsunuz. İşte üstünde bir tane küçük bir valve var. Oradan akışı açıp kısabiliyorsunuz. Güzel bir ekipman. Maalesef Türkiye'de satılmıyor. Yani Türkiye'de fiyatı yüksek. İşte hem de içinde tartısı da var. Bluetooth bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Bu arada Sonat da gelmiş. Hoş geldin Sonat. Hoş geldin. Festivalden bahsettik. Kulaklarım için hemen nasıl geldi? Slayer hemen burada. Güzel, yani Cina güzel bir ekipman God Story'nin. Maalesef Türkiye'de yok. O yüzden ulaşılması biraz zor. Ben de bu ekipmanı bu son zamanlarda deniyorum. Yine bir tane yeni bir şey var. Refraktometre var. Evet, bu Diffluid'in. Yani bu ürün de yeni çıkıyor. Kickstarter'a çıkacak. Kickstarter'a çıkacağı için ben tüm detayların hepsini paylaşamıyorum ama olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Hem forumda hem de Instagram üzerinden. Ben benim kulağımı biraz da ben paylaşırım. Evet, geri bildirim vermeye çalışıyorum ekipmanla ilgili. Yani bu tarz şeyleri de bu sene yapmaya çalışıyoruz ve ekipmanların Türkiye'ye hem getirilmesi hem de indirimli olarak belli miktar buradaki forumdaki ve kahve sever arkadaşlarına ulaştırılması yönünde alçak çalışmalarımız da var yani diyelim. Firmanın en başından beri bütün hepsine hakimsin. Haberin var tabii ki burada hani karşılıklı güvenle şeyle anlaşmalarla devam ettiği için sen orada görüyorsun aslında ama hani bildirimleri firmaya yapıyorsun. Elinde uzun zamandır vardı. Ben de geldiğimde gördüm. Gerçekten çok güzel. Hani mağazanın kalitesi yani, olarak da. Bir de yani evet, dünyada ilk alan birkaç kişiden biriyim. Bu arada yine ulaşamadığınız ekipmanlar varsa almak istediğiniz ya da görmek istediğiniz, onları da yorumlara yazarsanız ya da özelden yazarsanız biz firmalar ile bir türlü iletişime geçeriz. Ve hani Türkiye'de ya Flair 58'in fiyatı o kadar yüksek ki, çok konuştum sahibiyle. Yani gümrükte kesinlikle bir sıkıntı olur. Ancak distribütörün getirmesi gerekiyor. Yoksa ürünün geçmesi çok çok zor gümrükten. Yeni gümrük yasaları biraz. Bence zor ki aslında. Hani yani hem elektrikli olması hem şey olması. Ya tabii ama işte yani bazı ne şeyler şu an böyle ben tahmini hatırlamıyorum ama yüksek, yani 150 euro'nun üstünde olduğunu biliyorum yani. 150 euro'nun üstünde yani biraz tabii çok üstünde. Tabii yani tabii, yoksa getiririz. Yerine bir makine düşünebilir mi, ne bileyim yani bilemedim yani. İşte manuel ekipmanın tadı başka İsmail. Ya öyle de yani ya benim için manuel Nanopresso, Picopresso yani bilmiyorum. Benim için o. Evet, Time More B75 var diyorlar. Doğru. Bu arada Core Coffee Roastery de katıldı. Selamlar. Aa, selamlar. Umut. Hoş geldiniz. Selamlar. Kahve masasındayız. 3. sezon 100. bölümdeyiz. Onlarla da birlikte festivalde bir araya geldik. Çok mutluyum. Bayağı böyle keyifli bir şekilde sohbet ettik. Yakın zaman Maltepe'deler onlarda. Yakın zamanda Levent uğrayacak. Ben evet, yeni Türk kahvesi makinesini deneyeceğim. Şahaneymiş o ya. Umut Evren Korkmaz'la beraber. Bayıldım. Çok çok güzel görünüyor gerçekten. Evet. Levent'ten bir deneyim videosu bekliyorum. Ben de mutlaka geleceğim. Şimdi Can demiş ki Etkin Design'dan Michael'la Kaf8'i inceledik. Bayağı iyi. Kafeler için, büyük gruplar için çok iyi ama pahalı olacakmış dedi. Evet, biraz da 8 kap olan pahalı, küçüğünü yapıyorlar. O biraz daha uygun fiyatlı olacak ama bakalım. 10.000 TL'ye Flair 58 demiş Deniz. Evet. Bu arada selamlar Deniz Korkofi'de. Sevgili yani 150 euro'nun bayağı üstü. Yani evet, biraz fazla. Hani onun yerine otomatik, bilmiyorum şu anda hani kurulabilirlikli fiyatlar biraz uçtu ama tabii ki bakmak lazım. Çok da bir şey söyleyemedim onunla ilgili. Bu arada sorularınız varsa dediğim gibi alttan yazabilirsiniz. Son 5 dakikada onları da cevaplamaya çalışırız. Olabildiğince hani yorumlarınızı, önümüzdeki dönemde neler görmek isterseniz, hangi konukları görmek istersiniz, foruma ya da özelden
Her türlü yazabilirsiniz bize, farklı farklı platformlardan ulaşabilirsiniz. Bu arada forumu göstermiş olduğunuz ilgiye de çok teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi indirimlerimiz devam ediyor. Yani sizden gelen bilgiler doğrusu geri dönüşlerle birlikte biz ay içerisinde hani böyle toplayalım mantığından daha çok deneyim üzerine bir şey kurgulamaya çalışıyoruz. Ayda o yüzden 2 ya da 3 kere indirim yapıyoruz. Bu sene bu yani sizlerden gelen bildirimlerle şu anda nul indirimi devam ediyor. Kahveler.net'ten bunu takip edebilirsiniz. Güzel de bir kodumuz var. WhatsApp gruplarında. Evet, yani indirim de bayağı ciddi. Yani kiloluk %10-15 var. İlave %25 de indirim yapıyor. Yani %35'e yakın indirim alabiliyorsunuz kahvesine göre. Yani en azından bütçeniz limitliyse bile oradaki Brezilya kahvesi ya da Harman kahvelere bakabilirsiniz. Yani bütçeniz limitli değilse zaten çok farklı deneyim kahveleri var. Yani kampanya varken İsteyenler kendi sitelerine girip bakabilirler. Aynen öyle. Bayağı iyi fiyatlara geliyor bazı kahveler. Evet, yani bu kadar da sık indirim yapmaya yetişemiyoruz demiş Cemil. Doğru söylüyorsun. Valla onun sıkıntısını yaşayan var. Onun yüzden de belki bir şey mi, vakum makinesi indirimi gelir mi bilmiyorum. Yok artık o kadar. yoruyor artık. Yani evet ama dediğim gibi arkadaşlar da fırsatı kaçırmak istemiyor. Ama yani haklılar da, yani fiyatlar da uçuyor. Tabii ki o fiyatlarla biraz yetişmek için bizler de işte deneyimleri arttırmak adına indirimler yapıyoruz. Yoksa hani deneyimlerinizi yazmanız, forumda paylaşmanız bizler için çok değerli. Özellikle indirim istediğiniz firmaları da bizlerle paylaşırsınız. Mesela Niji indirimi yaptık. En son arada ki abi dedi duyuru yapma lütfen, stok bitti dedi. Yani elimiz bayağı da mutlu etti bizi. Kod nedir demiş. Lütfen foruma gelin. Forumda yazın, WhatsApp grubumuzdan oradan sizlerle paylaşalım. Bu arada Niji demişken Niji'nin de yeni matruşka serisi çıkacak. Biz orada deneme fırsatı bulduk. Evet. Yani hani biraz can çektirme gibi olmasın. Hani ekrana ekmek manma gibi oluyor. Genelde biz yapıyorduk bunu ama matruşkanın da yeni serisindeki kahveyi de denedik. Gayet güzel bir kahveydi. Ali Reza bize demledi. Çok farklı bir Brezilya kahvesi. Avensi bardak olabilir demiş ya. Bundan 50-60 ses satıldı. Yani ben şey gibi oldum. Sanki bunun böyle marka elçisi gibi oldum burada. Çok fazla bardak satıldı, 50-60 set. Sağ olsunlar. Çok arkadaşlar büyük... kahve içiyorum burada. Şarap içtiğimi zannetmeyin. Bayağı kahve içiyorum. Yani ben şarap bardağında içiyorum ama tabii ki aranızda da içebilirsiniz. Ama bundan 100 tane falan alabiliyorsunuz. Ya işte hiçbir şeyin sınırı yok ekipman konusunda. Ha, yani oraya yapıyoruz. Şuradaki arkadaki kavurma makinesi, götürüyorsun makinesi, hiç girmiyorum. Aynen. Bardak. Kavurma makinesi olan adamın bardağı fiyatına laf etmesi bir garip oldu ama neyse, hadi biz bunu duymamış olalım. Evet, ben kaçırdım demiş. Forumda bir bakabilirsiniz. Kod olması gerekiyor. Eğer şeyse Yerenkine yardımcı olacaktır. Evet, evet. Montag indirimi güzel olur demiş. Olur, konuşalım. Pınar'larla konuşalım. Ya Emre ile Pınar'la konuşabiliriz. Daha önce yayında yaptık bildiğiniz gibi. Tabii tabii. Merak ederseniz kahve masası YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bu arada İsmail, son şunu da söylemek istiyorum. Yani YouTube videolarına biraz ağırlık vermek istiyoruz. Ama bu sefer daha az ve öz güzel içerikler istiyoruz. Bu yüzden istediğiniz içerik varsa, yani illa hani şu konuda bir işte fikir sahibi olsak güzel olur ya da bununla ilgili konuşursanız seviniriz dediğimiz, onları da bize özelden yazabilirsiniz. En azından daha hani herkesin istediği ve fayda sağlayacak videolar çekebiliriz. Enerjimizi de biraz daha güzel bir şey harcamış oluruz. Hani efendim? Da tabii. Kahveler Net'ten yazabilirseniz daha takibi de kolay oluyor. Birbirinizden de en azından konuşuyoruz. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Cafer Utku Maçvancıoğlu'da gelmişken, bildiğiniz gibi ben geçtiğimiz haftalarda neredeydim? Hani ben geçtiğimiz haftalarda neredeydim gibi bir şey oldu. Birlik Kahve'nin düzenlediği kahve kalite kursundaydım. Instagram'a da bununla ilgili bir post attım. Lustella'dan harika 3 gün bir eğitim aldık. Bununla ilgili de kahve masası YouTube'da çok güzel bir videom var. Gerçekten 3 Q-Grader'la aynı alanda, aynı ortamda olup eğitim almak inanılmaz bir şey. Bu fırsat için Birlik Kahve'ye çok 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 teşekkür ediyorum. Çok sektörden çok değerli insanlarla tanıştık. Ev denilicisi olarak tek ben vardım. Bu değerli davetlerinden dolayı çok 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 teşekkür ediyorum tekrardan. Bunu da söyleyeyim. Hala hatta bugün Luz'la yine yazıştık. Ben en son kapit skorlarımı gönderdim. Evet, yani öyle yaptık bitti tarzında bir eğitim de değil. En son kapit skorlarımı gönderdim Luz'a, Lustella'ya. Kendisi tekrardan, biliyorsunuz yani geçtiğimiz, yani bu senenin de fark yaratan Q-Grader eğitmeni seçildi kendisi.
Şu anda tekrardan kapik skorlarını inceleyecek, bana geri bildirim yapacak. Onun üzerinden tekrardan bir yardım destek alacağım. Çok çok bu fırsat içinde. Bu arada Altu, çok teşekkür ediyorum. Vox'tan Altu da katıldı yayına. Altu hoş geldin. Onlar da Los Angeles'ta bir Türk kavurucu olarak büyük başarılara imza atıyorlar. Buradaki Bucks Cup'in evet fark yaratan bir kavurucu oldular. Yani oradaki Los Angeles'te yapılan bir ankette en iyi kavurucular kavurucu seçildiler. Oradan tekrardan tebrik ediyoruz kendilerini ve Mert Soley'i. Yani bir Türk kavurucu olarak Amerika'da bu tarz bir bu kadar kısa sürede bir başarı elde etmek gerçekten çok güzel ve gurur duyulacak bir şey. Ve şunu da söyleyeyim, Mert abiyle geçenlerde konuşuyorduk. Yani bakalım belki çok sürpriz kahveler ileride oradan buraya gelebilir. Evet. Burada en azından belli kişilere ulaşabilir. Yani bunun da en azından şöyle ufak bir çıtlatalım. Çok fazla detaya girmeden. Fast Coffee de gelmiş. Selamlar, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Kahve masasındayız. Altu Bey de, Mert abi de ikisine de tebrik ediyoruz. Başarının devamını diliyoruz. Peki derseniz ki hani ya bu Bucks'ın yerini görmedik. Biz yayın yaptık, siz görmemişsiniz. Hemen karmasının kanalına gidin. Oradan mutlaka izleyin ve sevgili dostum Sadık da geldi. Gurme turlarımız devam edecek. Bizi Instagram'da izleyin. Bu arada biz de İzmir'de tadımlar yapmaya devam edeceğiz. Yakında Sadık, ben ve Hasan'ın katılımlarıyla güzel bir tadımlar yapacağız. Levent'in gönderdiği Gold Story'nin harika iki kahvesini yakında deneyeceğiz. Pazartesi hatta oradan da paylaşmış oluruz. Harika kahveler. İnanılmaz kahveler. Keşke direkt gelse. Bu arada denediğim kahve Stikas'ta fermente edilmiş bir kahveydi. Çok da güzel, çok keyifliydi. Bunların detaylarını da paylaşacağız. Levent, bitirdik mi? Ben evet. Artık uzatmayalım. Çok fazla. Bitti. Evet, Kahve Masası 3. sezonuyla 100. bölümüyle başladı. Keyifliyiz, mutluyuz, buluştuk. Sürprizlerimiz olacak. Yurt dışından harika konuklarımız olacak. Acaba onların arasında Jesse Ompman olacak mı? Bunu ben de merak ediyorum. Bakalım Levent bu işi de halledecek mi? Bence halledecek. İnşallah gelir. James Hoffman'a özelden yazıp neden Kahve Masası'na acaba gelmiyorsun diye sorabilirsiniz. Belki gelir diyorum. Ve işin esprisi bir yana teşekkür ederiz. Kahve Masası 3. sezon. Come to Kahve Masası. Kesinlikle öyle. Bir teşvik başladık. Yeni sezonumuzun 100. bölümünde birlikteydik. Ben İsmail Gökçen. Ben Levent Öncü. Her Perşembe saat 21'de Kahve Masası'nda buluşacağız. Bu videomuz yaklaşık bir 12 saat sonra YouTube'da da olacak. Oraya da yükleyeceğiz. Oradan da tekrar da izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya Perşembe saat 21'de tekrardan görüşmek üzere. Yayına gelen, katılan tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bize ulaşmak çok kolay. Tek yapmanız gereken Pepuk Kahve ve kahveler.net'ten bizlere ulaşmak. Pepuk Kahve ve TR'den kahveye ulaşabilirsiniz. Kahveler.net'i takip edebilirsiniz. Forumdan bize yapabilirsiniz. Devamlarını bekleriz demişler. Tabii ki biz buradayız. Abi o kadar artık şey ki 100 tane platform olmuş, bizim bile artık kafamız karışıyor. Değil Instagram'dan, TR'den kahve, Pepuk Kahve, Kahveler.net forumundan, kahvesi YouTube kanalından her yerden bize ulaşabilirsiniz. Yani camı açıp Pepuk diye bağırıyorum. Ben gelirim. Diyorum ve herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağlıkla kalın. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz hemen. Görüşürüz.